Bakın, son iki yılda Kütahya özeline baktığımızda göreve başladığımız andan itibaren yarım kalan bir takım işlerle ilgili kendimize önemli ödevler çıkarttık. Bunlardan bir tanesi şehir hastanesiydi. Malumunuzdur ki teşkilat mensuplarınız bunu gayet iyi bilir. O dönemde inşaatımız %46'lar seviyesine gelmişti. 8 senelik inşaat süresi boyunca. Çok şükür yine başta Hamza Dağ Başkanımın büyük destekleriyle, Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle, Sayın Bakanımızın destekleriyle bu 2 yıllık süreç içerisinde %46 olan durumu %100'e taşıyarak şehir hastanemizi açtık. Evet, hala sosyal medyada bir takım eksiklerinden mutlaka bahsediliyor. Ama inşallah kısa sürede bu eksikler de tamamlanacak ve Kütahya'mız istediği, arzu ettiği konforda sağlık hizmeti almaya devam edecek inşallah. Tabii Kütahya'nın sağlıkla ilgili önünde önemli bir projeksiyon var. Bunlardan bir tanesi 1960'larda yapılan devlet hastanemiz, merkezdeki ek bina olarak bildiğiniz binanın şu anda yıkım kararı var, depremden kaynaklı. Burada geçen hafta yine vekilimizle beraber yaptığımız görüşmede Sayın Bakanımızın da sağ olsun desteğiyle inşallah kısa sürede burada 300 yataklı yeni bir hastaneyi şehrimizin merkezine kazandıracağız inşallah. Bu ikinci basamak bir devlet hastanesi olacak. Yine aynı şekilde Hacettepe bölgesine 800 yataklı eğitim araştırma hastanesi yapmak üzere Sayın Başkanımız da buraya geldiğinde hatırlarsınız 23 Şubat 2024 tarihindeki mitingde bununla ilgili söz vermişti. Bunun da takipçisi olmaya devam edeceğiz. İnşallah hedefimiz bu 4 yıllık süreçte 2028 seçimlerine varmadan bu iki hastanede de gerek 300 yataklıda gerek de 800 yataklıda önemli adımlar atmak. Mümkünse de 800 yataklıyı 3 sene içerisinde bitirip hizmet almak istiyoruz. Tabii sadece sağlıkla değil. Yine 2020